Jurassic Park serisi 1993 yılından itibaren devam eden bir efsane. Bu seri insanları 66 milyon yıl önce nesilleri tükenmiş dinozor ırkıyla karşı karşıya getiriyor. Jurassic Park serisi inanılmaz ve büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralıyor. Milyonlarca yıl önce yaşam döngüsünde şansını kullanmış ve doğanın yok olmasına izin verdiği dinozorları günümüze taşıyor. Bu karşılaşma aslında her iki tür içinde, yani dinozorlar ve insanlar içinde tehlikeli. Serinin ilk filmlerinde genel olarak yırtıcı, etobur dinozorların saldırılarını seyretsek de sonraki filmlerde yavaş yavaş işler tersine doğru dönmeye başlıyor. Ve bu kez insanlar dinozorlara saldırmaya başlıyor. Ben bu videoda sizleri Jurassic Park'ta yer yer tehlikeli, yer yerde duygusal ve epik bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Kemerlerinizi bağlayın, başlıyoruz. Jurassic Park serisinin başlangıç filmindeyiz. Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan bir madende önemli bir keşif yapılıyor. Bu keşifte ele geçen sivrisinekte dinozor kanı bulunmaktadır ve bilim insanları bu sayede dinozorların DNA'larına ulaşmıştır. Bir süre sonra Costa Rica açıklarında bulunan bir adada güvenli bir bölgede dinozor üretimine başlanır. Adanın içerisinde yaklaşık 8 kilometrelik bir alan kapatılmış ve burada yüksek güvenlik önlemleri alınmıştır. Amaç bu adayı gezilere açmak ve bunun üzerinden para kazanmaktır. Ama işler umulduğu gibi gitmez. Şirketten aldığı parayı az bulan bir teknisyen, dinozor embriyolarını satın alacak birileriyle anlaşmıştır bile. İşte bu adamın neden olduğu karmaşanın sonrasında adada bulunanlar dehşeti yaşamaya başlar. Kısa süre içerisinde bütün dinozorlar adada serbest kalır ve yırtıcı olanlar insanları avlamaya başlar. Bu serbest kalma olayının öncesinde adaya gelen bilim insanları bu yaratıkların kontrol edilemeyeceğini savunur. Evolution has taught us that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but örneğin adadaki tırnak içerisinde zeki bilim insanları tüm dinozorların dişi olmasını sağladıklarını ve bu sayede onların kendi kontrolleri dışında üreme yapamayacağını iddia eder. Ama bu konuda ve aslında söyledikleri her konuda yanıldıklarını anlamaları uzun sürmez. Ayrıca bu zeki bilim insanları dinozorların ihtiyacı olan bir enzimi doğum sırasında almamaları için de bir çalışma yapmıştır. Böylece bu enzimi onların vücutlarına kendileri verecek ve dinozorlar bir şekilde eğer kontrol dışına çıkarlarsa kısa süre içerisinde öleceklerdir. Ama söylediğim üzere bu planlarının hiçbirisi bir işe yaramaz. Zira yaşam her zaman bir yolunu bulur. Bir sonraki filmde dinozorların bu eksik enzimi doğada bulunan bazı bitkilerden sağlamayı öğrendikleri ortaya çıkacaktır. 2 saat süren bu filmin özellikle dinozorların serbest kaldıktan sonraki kısmı izlenmeye değer. 90'lı yılların başında çekilen bu film tüm zamanların en iyi dinozor filmi olarak kabul ediliyor ve bu övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Bu film 94 yılında tam 3 tane Oscar ödülü kazanmıştı. T-Rex'in yaklaştığı sahnelerde suyun bardağın içerisinde ve bir başka sahnede yerde hafifçe dalgalanması gibi unutulmaz sahneleri var. Bu arada T-Rex'in o etkileyici sesinin ortaya çıkması için köpek, timsah ya da kaplan gibi pek çok hayvan sesinin bir birleşimi kullanılmış. Filme dönersek, filmin sonunda çeşitli kayıplar verilse de ana karakterlerin tamamı adadan kaçmayı başarıyor. Zaten bunların çoğunu daha sonraki filmlerde yine göreceğiz. Adada bulunan tesisler paramparça oluyor. Yıkılan hayallerine son kez böyle bir dönüp bakıyor. Serinin ikinci filmi yine Steven Spielberg'in yönetmenliğinde çekilmiş. Bu kez olaylar ilk filmden tam 4 yıl sonrasında geçiyor. Hamilton şirketi adadaki tesislere yaptıkları o yatırımların çöpe gitmesinden sonra zor günler geçiriyor. Bu şirketin kontrolü Hamilton elinden neredeyse çıkmış gibi. Bu arada şuna dikkat, dünya henüz dinozorların varlığından resmi olarak haberdar değil. Adada yaşananların üzeri kapatılmış ve orada bulunan herkesle gizlilik anlaşması imzalanmış. Bu kez bu filmde, ikinci filmde ikinci bir adanın varlığı ortaya çıkıyor, Sorun Adası. Yine Costa Rica açıklarında ve diğer adaya yakın bir yer burası. Meğerse dinozorların asıl üretimi burada yapılıyormuş. Şirkette çalışan bazı elemanlar dinozorlardan bir kısmını en azından kaçırıp şehirde bulunan hayvanat bahçesine kapatmak istiyorlar.
Hamilton planı ise başka. Onun planı halkın desteğini kendi arkasına, kendi ardına alarak insanların adaya gitmemesini ve dinozorların yaşamlarına karışmamasını sağlamak. O bunu yapmak istiyor. İkinci filmde adaya iki tane farklı ekip gidiyor. Bunların bir tanesinin amacı dinozorları doğal yaşamında kaydetmek, onları filme almak ve bunları halka göstermek. Diğer ekip ise söylediğim üzere adada dinozor avlayıp onları şehre, hayvanat bahçesine götürmek istiyor. Finale geldiğimiz zaman ikinci ekip bir tane T-Rex yakalamayı başarıyor ve onu gemiye kapatıp şehre getiriyorlar. Ama T-Rex bu yolculuk sırasında, yani gemi şehre varmadan önce kurtuluyor ve tüm mürettebatı öldürüyor. Daha sonra da şehre çıkıyor. Doktor Malcolm ve kız arkadaşı Sarah yavru T-Rex'i kullanarak şehre giden o baba T-Rex'i tekrar gemiye çekiyor ve onu tekrar gemiye hapsetmeyi başarıyor. T-Rex filmin sonunda adaya götürülüyor. İkinci filmin dinozor sahneleri ve çekimleri daha kaliteli. Karavanın aşağıya doğru düştüğü o sahne o kadar güzel ve o kadar heyecanlıydı ki örneğin gerçekten de izleyenlere zevk vermeyi başarıyor. Bu arada T-Rex'in şehirde seyrettiğimiz o sahneleri de çok iyiydi. Sonuç olarak bu film son derece eğlenceli ve güzel bir devam filmi olmuş. Filmin sonunda doktor şöyle söylüyor ki onun bu sözlerini daha sonra ilerleyen filmlerde başkalarının ağzından duyacağız. Onların var olmak için bizim yokluğumuza ihtiyaçları var. Bu filmin belki de en önemli özelliği ve söylememiz gereken noktası şu. Dinozorların varlığı artık tüm dünya tarafından biliniyor. Önceki filmde yaşandığı gibi artık onlar dünyadan gizlenemez. Şimdi bir sonraki filme geçiyoruz.